Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber iki tane anahtar kelimemiz var. Bir tanesi break, diğeri de continue olmak üzere. Bu iki anahtar kelimesini iki bölümde görmeye çalışacağız. Bu iki anahtar kelime çok önemlidir arkadaşlar. Ee, gereksiz yerlerde döngüleri sonlandırmak ve projedeki performans hızını arttırmak için kullanılan iki tane mükemmel anahtardır aslında. Burayı çok seviyorum ben. Şimdi sizlere mantığını da anlatacağım. Nasıl kullanıldıklarını da göreceğiz. Döngüleri de öğrendiğimize göre bunu kullanmamızın hiçbir mahsuru yok diyebilirim. Şimdi break başlayalım. Bir sonraki derste de continue görürüz arkadaşlar. Şimdi çok basit bir örnek yapıyorum mantığını anlamak için. Integer i eşittir 1. i küçüktür 10'a kadar gitsin. Her seferinde de birer birer artsın diyorum arkadaşlar. Ondan sonra burada i'yi ekrana yazdırdım ben. Bunu bir çalıştıralım. 1'den 10'a kadar ekrana başarılı bir şekilde yazdırıldı. Şimdi burada break nerede devreye giriyor? Şimdi şöyle bir şey olduğunu düşünün arkadaşlar. Siz mesela 7 sayısını arıyorsunuz. Döngeye girdiniz. 10 tane eleman var. Bakın 1'den 10'a kadar eleman var. Ama siz mesela örnek veriyorum. 4 elemanı size lazım. Siz 1'e baktığınız yok. 2'ye baktığınız yok. 3'e baktığınız yok. 4'e baktığınız bu. Sizin aradığınız eleman bu. Siz şimdi bunu buldunuz. Artık bunu cebinize attınız arkadaşlar. Bunu mesela yakaladım. Şöyle diyebilirim isterseniz. Mesela şurada da bir tane değişken tanımlarım. Integer işte sayı bul sayıyı buldun mu diye bir değişken tanımlıyorum mesela. Şöyle buraya mesela derim ki if eğer ki i 4'e eşitse o zaman sayıyı buldun mu'na i'ye ata bakın sayıyı yakaladım aslında. Ne oldu? Buradaki sayım 4 ise o zaman sen bu 4'ü al. Şuradaki tanımlamış olduğum değişkeni at. Artık bu ne arkadaşlar? 4. Şimdi siz istediğiniz sayıyı buldunuz. 4'ü. Yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Çünkü size bazen böyle değerler lazım olacak. Web siteleri yaparken, farklı projeler yaparken. Sallıyorum. Bu müşterinin ID'si. Bunu buldunuz. Bunu alıp gideceksiniz. Ama fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama 4'ten sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10 döngü Gördüğünüz gibi 6 kere daha fazla dönecek. Şimdi siz zaten istediğiniz değeri bulmuşsunuz. 4'ü aldığınız yolunuza bakmanız gerekirken siz ekstra 6 kere daha dönmüş oluyorsunuz. Bunu 10 kere dönen bir döngü olduğunu gördünüz. Yarın bir e-devlet gibi bir site düşünün veya bir trend yol gibi büyük bir alışveriş sitesi düşünün. For de dönmeniz gerekecek. For döngüsüyle bir yerde dönmeniz gerekecek. Belki milyon tane kayıt var arkadaşlar. Siz orada değeri alıp direkt çıkıp yolunuza bakmanız gerekirken gereksiz yere hala döneceksiniz. Bu da ne olacaktır? Bir butona bastığınızda bir cevap bekliyorsunuz mesela. Onu bir saniyede alacağınızı, o çıktığı ekranda bir saniyede göreceğinizi, o butona bastığınızda sizin bu yaptığınız sadece o anahtarı eklemediğiniz için bir saniyede alacağınız çıktı yaklaşık 10 saniyede, 12 saniyede, belki 15 saniyede, 20 saniyede aynı çıktı alacaksınız. Aynı kod ama bir anahtar kelime bütün performansı etkiliyor. Düşünsenize bir butona bastığınızda cevap almak için 20 saniye bekliyorsunuz. Çok kötü olur tabii ki de. Kimse kullanmaz yaptığınız projeyi istenizi. Şimdi buradaki mantık ne? Biz burada diyoruz ki break anahtar kelimesini kullanarak. Sen eğer ki 4 sayısını bulduysan. Bakın 4'ü aldı. 4'ü burada atadım. Ondan sonra diyorum ki arkadaşlar. Break anahtar kelimesini kullanarak Döngüyü kır diyorum. Bunun Türkçesi şu. Şuraya da yazayım. Döngüyü kır. Döngüden çık demek bu. Döngünün blokları neresi? Burası. Artık break anahtar kelimesi çalışırsa döngüden çıkar. Buradan kaldığı yerden devam eder. İsterseniz bunu bir örnek üzerine görelim arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Şurada bir şeyler yazsın. Şuraya bir breakpoint bırakalım. Debug modda çalıştıralım. Şimdi geldi i1 1 4'e eşit olmadığı için if'e girmedi. i2 oldu. Şöyle üzerine geleyim. i2 2 4'e eşit değil döngüye girmedi. 3 oldu, girmedi. 4 4'e eşit, döngüye girdi. Bakın. Sayıyı buldun mu ya? 4'e atadı. Çok güzel. Bana lazım olan değeri aldım, cebime koydum. Şimdi döngüde daha dönmenin bir anlamı yok. Diyorum ki break, döngüyü kır, döngüden çık. Kurtar beni bu döngüden diyorum. Bakın, buradayken artık 18. satıra gelecek ve döngüden çıkacak. Break anahtar kelimesi çalışıyor. Bakın döngüden çıktı arkadaşlar. Break döngüden beni çıkarttı, kurtardı ve döngünün hemen altından kaldığı yerden devam etti. Ne oldu? 6 kere fazla döngüde dönmekten kurtulmuş oldum. Eğer bu anahtar kelimeyi kullanmasaydınız 6 kere daha fazla dönecektiniz. Geri gelecek 1000 kere daha fazla dönecektiniz. Sizi bitirecekti arkadaşlar. İşte bir anahtar kelimenin bazen bu kadar büyük değeri olabiliyor. Break anahtar kelimesi de tamamen bu. Döngüden gerektiği yerde kurtulmak istiyorsak kullandığımız mükemmel bir anahtar kelimedir diyebilirim. Bir sonraki dersimizde continue ile kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.